Bakalım. Sence yurt dışındakiler oy kullanmamalı? Bence kullanmalı. Bence Türk vatandaşlarının en doğal hakkı, en temel haklarından bir tanesi oyunu seçmeli. Yurt dışında oy kullanmamalı diyen insanlar bence biraz çok kıt düşünüyor bu konuyu. Bayağı dar görülüşlü bakıyor olaya. Sanki biz yurt dışında taşındık. Ya, sanki biz burada yaşıyoruz diye Türkiye'de olan muhabbetler bizi etkilemiyor. Seni nasıl etkiliyorsa bizi de etkiliyor arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bizim de orada ailemiz var. Bizim de orada sevdiklerimiz var. Daha geçen yıl ben Türkiye'ye 5 defa geldim. Bizim de orada hayatımız var. Yurt dışında yaşayıp da biraz burada, biraz Türkiye'de yaşayanlar var. Burada bir süre okul okuyup, iş yapıp geri Türkiye'ye dönenler var. Sürekli benim gibi gidip gelenler var. Yani böyle onlar bayağı kıt düşünceler arkadaşlar. Bir de uzun lafın kısası. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim nerede yaşadığım hiç kimseyi ilgilendirmez. O vatandaşlık hakları bende de var, sende de var. Bu kadar abiciğim. Devam edelim. Ben oyumu kullandım. Evet. Almanya hariç her yer kullansın bence. Abiciğim, Almanya hariç mariç diyorsun ya, neden? Bazen mesela oradakiler belki sizin vereceğiniz partiye, karşıt partiye verecekler. Abiciğim, kime verdiği önemli değil. Bak oyunuzu, bak ben Instagram'a storyler attım. Bak ben burada sizlere söylüyorum oyunuzu kullanın diye. Ben bir defa şu partiye şuna verin dedim mi? Demem abiciğim. Fark etmez benim için. Benim tek demek istediğim, hakkındır, lütfen git kullan. O hakkını kullan. İstediğin kişiye ver abi. Almanya'daki de aynı öyle. Tayyip'e mi veriyorsun? Ver. Git ver abiciğim. Ama git kullan oyunu. Kılıçdaroğlu'na mı veriyorsun? Git. Muharrem İnce, Sinan Oğan. Fark etmez. Hakkını git kullan diyorum ben, bu kadar. Katılmıyorsun bu konuda bana. Neden? Söyle. Konuşalım. Neden? CSS27 neden katılmıyorsun? Söylesene bana. Gel muhabbet edelim biraz. Normal seçim değil. Hayır, ben adil olanı söylüyorum arkadaşlar. Ben duygularımla konuşmuyorum burada. Benim de bir seçtiğim, benim de bir kazanmasını istediğim taraftar var. Bunu unutmayın yani. Ben iki kişiye oy vermedim. Ama ben aynı zamanda bir yasa adamı olarak adil olmaya çalışıyorum burada. İyi yaşayan insanlar kötü yaşayanları anlayamaz. Yüce Peynir. Sen benim iyi yaşadığımı hemen böyle ekranlarda gördüğünden dolayı hemen böyle bir şey yaptın. Nasıl söyleyeyim? O şeyi, kanaati çıkarttın. Benim iyi yaşadığımı nereden biliyorsun? Benim ailemin şu anda sence sen ne durumda olduğunu nereden biliyorsun? Belki benim ailem de şu anda bir gece kondu da asgari ücretle yaşıyor. Türkiye'de. Yok, ben soruyorum. Ben söylüyorum size. Belki o durum var. Ben bir memur çocuğuyum. Baba polis, anne ev hanımı. 5 tane adamın çocuğu vardı. Sence ben zengin bir aileden mi geliyorum? Soruyorum lan sizin hepinize. Hepinize soruyorum arkadaşlar. Sence benim Türkiye'deki durumum, ben paralı bir aileden mi geliyorum? Yoksa benim ailem kirada oturup küçük iki odalı bir apartmanda mı yaşıyor şu anda? Ve asgari ücretle mi çalışıyor? Size soruyorum. Abicim, böyle yatağınıza oturarak elinizde artık çayınız, ne içiyorsanız, ne yapıyorsanız, insanları böyle yargılamayın. Bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşmayın. Bak ben burada oturup sizi yargılamıyorum o şekilde. Siz ama direkt, aa iyi yaşıyorsun abicim. Neden iyi yaşıyorum? Aa bundan dolayı mı? Peki benim sokaklarda yattığım günleri hiç bilmezsiniz siz. Hiç bilmezsiniz. Sokakta yattığım günleri, günde yarım somun ekmeği, günümü geçirdiğimi. Hiç, şimdi konuşturmayın beni o konuda. Yani iyi yaşayan kötü yaşayandan anlamaz. Ben garanti veriyorum şu anda chatte birçok kişi, ben şimdi böyle atıyorum ortaya bunu, birçok kişi benim geçtiğim kötü konulardan geçmedi bile. Benim ailemin Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ne tür maaşlara nasıl yaşadığını kimse bilmiyor. Ben Türkiye'de ilkokulda, tamam mı? Ailemden bahsediyoruz. Ben okulu bitirirdim. Bak akşam son teneffüs çalardı. Ben evime koşa koşa giderdim. Herkes birbirle dalga geçerek, oyun oynayarak eve gidiyorsun ya çocuklar. Sırtında çanta.
Ben eve koşa koşa giderdim. Annem kapıda beni karşılardı. Çantamı, ceketimi alırdı. Bak ilkokula gidiyorum. Orta 2, orta 1 artık neyse. Elime o neydi ya? Popsicle. Dondurma. Karşı evde yapardı buz. Bir termosun içine koyardı böyle büyük. Onunla hemen çıkardım. Benim okuldan çıkan çocukları yakalamak için eve gelirken eskime eskime diye bağırırdım. Onlara satardım ben. Saatlerce bak açlıktan ölüyorum. Ne için? Ulan fakir büyüdük biz ya. Ya babamıza yalvarıyorduk bir tane muz getirsin eve. Beşe bölelim yiyelim. Muzun tadını hiç özlüyorduk. Yani demek istediğim ben bu şeyleri konuşmayı sevmiyorum aslında o kadar da. Öyle abi siz hep sonuca bakıyorsunuz. Bir insan bir şeyi yapmış hayatında, başarılı bir şey yapmış. Adam yaşıyorsun abi. Instagram'dan bana gelen mesajlar. Abi yaşıyorsun bu hayatı. Şu anda benim ne durumda olduğumu kimse bilmiyor. Ben bir şeyler yaptım hayatımda. Ama ben nasıl geldim bazı yerlere bilmiyor. Gördüğünüz tek o sonuç. O ödediğimiz bedeli kimse konuşmak istemiyor. Anladın mı? O yüzden bana burada abi iyi yaşayan, kötü yaşayan insanın halinden anlamaz demeyin. Ben burada sizi yargılamıyorum. Ben burada sizin iyi mi yaşadınız, kötü mü yaşıyorsunuz bunu söylemiyorum. Türkiye'nin durumu kötü biliyorum. Ama bu Türkiye'nin kötü durumu beni de etkiliyor. Ta buradan. Ben burada çıkıp birisine tanıştığım zaman, bir iş yerine girdiğim zaman, herhangi bir şey yaptığım zaman devlet fark etmesin. Bana her zaman bir Türk olarak bakılıyor arkadaşlar bunu unutmayın. Nereye gidersem yani Amerikanım, Amerikan vatandaşıyım. Ama sonunda ben Türk'üm diyorum abiciğim. Yani Türk geçmişimiz Türk bizim. Yani Türkiye'de doğduk büyüdük Türk Cumhuriyeti vatandaşıyız. İsmimiz soyisimiz Türk, ailemiz Türk. Ya hepsi Türk. Türkiye bugün terörist ülke olsa ben de burada teröristim. Türkiye bugün çok başarılı bir ülke olsa ben de burada başarılıyım. O yüzden Türkiye'nin ismi ve Türkiye ne yapıyorsa beni burada direkt etkiliyor. Onu bırak. Ya ben 2 yıl sonra Türkiye'den bana güzel bir teklif geldi. Bir şirkette bir şey yapmak. Ben Türkiye'ye geri taşındım. O da olabilir. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ya ben belki durumum bir şeyler oldu burada. Gittim Türkiye'de kendime bir ev aldım. 6 ay gelip Türkiye'ye takılacağım. 6 ay gelip burada yaşayacağım. Belki böyle bir şey yaptım. Oy veremez miyim? Ya bir sürü abi. Sabaha kadar konuşurum. Bak bu konuda sizden benimle aynı fikirde olmanızı beklemiyorum. Sadece sizden istediğim şey bu. Benimle alakası her şey. Bütün yurt dışında yaşayanlar için. Arkadaşlar çok çabuk insanları yargılamayın. Bu iyi değil. Onu demek istiyorum. Ben gerçekten neyin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben genelde keskin konuşmayı sevmiyorum. Genelde biraz kapıyı açık bırakmaya çalışıyorum her konuştuğumda. Çünkü gerçekten her şeyi bilen bir insan değilim ve hiçbirimiz değil. Anladınız mı? Neyse. İyi yaşayan kötü yaşayanın halini bilmez. Aha hem de nasıl bilirim ben?